Herkese merhaba. Bugün sizlerle grafik tasarımcı ne yapar veya şöyle diyeyim neler yapar? Bu konu hakkında konuşacağım. Aynı zamanda ufak bir hatırlatma yapıyorum şimdi. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olma butonu hemen aşağıda abone olabiliyorsunuz ve ücretsiz olarak. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonu var. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ve eğer bu video faydalıysa diğer sosyal medya platformlarınızdan paylaşabilirsiniz. Grafik tasarımcı öncelikle ne yapar? Grafik tasarımcı logo tasarlar, afiş tasarlar, işte broşür tasarlar, katalog tasarlar. Sonra mousepad'in üstündeki bile tasarımı grafik tasarımcılar yapar. Yani tasarımla ilgili birçok şeyi grafik tasarımcı yapabilir. Peki bunun içinde daha ayrıntılı bir şey söyler misin? Tabii ki de şöyle diyebilirim. Konuyu ayrıntılı bilgi edinir ve müşteriyle görüşmeler yapar. İlgili konular bir kavram veya ana temayı oluştururuz. Konunun gerektiği kavrana uygun görseller düzenleme tasarlar. Yani biz bir dost görselleri bu konuyla mesela atıyorum bir butik firması geldi. Butikle ilgili görseller tasarlarız. Onun sorununu çözmek için yaparız. Aynı zamanda gerektiği zaman fotoğraf, film çekimlerinde sanat yönetmenleri olarak katkıda bulunabilir. Tasarımcının aslında hani tek bir şeyi tasarlayarak değil de film, video gibi prodüksiyon şeylerine de katılabilir. Çünkü bizim yani tasarımcıların bir görsel hafızası olduğu için bu işleri yapabilir. Peki başka ne yapabilir? Basım işlerinde hani basım işleri evet. Peki dijital ortamda ne yapar derseniz. Dijital ortamda da Facebook, Twitter, Instagram bunları içerik de üretebiliriz. Hatta web sitelerine bir banner tasarımı, o gördüğünüz reklam tasarımını da yapabiliriz. Şöyle bir şey var ki tasarımcılar birçok söylediğim bir sürü dalı var. Yani bu dalında hani dal dal bir sürü iş var. Sizin yapmak istediğiniz iş bunlardan biri de olabilir. Belki birçoğu olabilir. Şimdi ben freelance olarak çalıştığım için ben bunların birçoğunu yapıyorum. Aynı zamanda web tasarımı da yapabiliyorum. Yani dijital ortamda bile emin olun birçok yerde tasarımcı gerekli. Grafik tasarımcılar nasıl bir niteliğe sahiptir? Öncelikle bunu da bir konu alalım. Şöyle bir şey var. Bence en önemlisi çizimden çok. Hani bazıları çizim diyor ama bence öyle değil. Hayal gücünün çok yüksek olması. Hayal gücü olmazsa yani bir tasarımcı olmaz. Yani ilk başta hayal gücünün olması gerekiyor. Sonra renklerle işte renklerin uyumunu algılayabilir. Ha bu uyumluluk algılamayı bunun okuluna gidip gördüğünüzde de ya da Udemy gibi bir derste ya da YouTube'da bu tür şeyler biliyorsunuz var. Bu tür şeyler öğretiliyor. Fakat bence en büyük dediğim şey hayal gücünün olması. Ya, tasarımcılar aynı zamanda çizgi yoluyla da anlatabiliyor olması gerekiyor. Çünkü hani biliyorsunuz logo çizerken en çok gerekli olan şey. Biz aslında görsel şeyi kullanarak bir çözüm üretiyoruz. Ve bununla alakalı daha başka sanatsal alanlarda bilgili olması lazım. Yani sanatla ilgili olması gerekiyor. Yeniliklere açık en çok da teknoloji birçok yerde teknoloji diyor ama evet teknoloji ama bunun yerinde bence başka bir şey daha olması lazım. Birçok haberi veya teknoloji olsun hani teknolojiden farklı işte reklamları incelemesi bence ona daha çok iyi ilgi şey yapacaktır. Şurada veya şurada Pinterest ile ilgili eğer ilham gelmiyorsa kesinlikle Pinterest tavsiye ediyorum. Onunla ilgili de bir videom var ya burada ya şurada şu ana şey yapamadım. Oraya basıp o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet dediğim gibi teknolojiyi evet takip edecek. İşte bunların birçoğunu yaptıktan sonra evet gündemde kalabiliyorsunuz. Gündemde kalmak için de birçok platform da var. Hani etrafınızda bir şey yoksa işte örnek verdiğim gibi Pinterest olur, Behance olur. Bu tür platformlar var ki işte yüksek yani iyi grafikerlerin yani grafik tasarımcıların yaptığı çalışmaları da göz atabilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.